Arkadaşlar, bir videoyla daha karşınızdayım. Binalarda çürütme nasıl yapılır? Almaşık duvarda tamirat nasıl yapılır? Size şu an onun çekimini yapıyorum. Arkadaşlar, burada moloz duvarın çürümüş taşları var. Onları değiştiriyoruz. Gene Sibyan Mektebi, Turşuzade, Sultanahmet Meydanı'nda. Çok eski bir bina, Bizans'a kadar dayanıyor burası. Cevdet ustamız yapıyor bunu. Kolay gelsin Cevdet abicim. Sağ olun, teşekkür ederim. Cevdet abi, Erzincanlısın ya. Erzincan'ın nesi meşhur? Neyi meşhur değil ki. Her şeyi meşhur. Her öpünden dut. Canlısı, mallısı, her şeyi meşhur. Tamam, öyle desen öyledir abi. Arkadaşlar bakın, bunlar çürüttüğümüz taşlar. Cevdet üstadımızın yaptığı işleri gene. Arkadaşlar mesela şöyle bir durum da var. Şurada bir tane pencere örgüsü var. Ayna diyoruz bu kısma. Burası tamamlanacak. Bu binanın sağlamlığı arkadaşlar hatırlarla sağlanmış. Yani demir kullanılmamış, bizim bu şu anki inşaatlarda kullandığımız demirler gibi sağlamlaştırılmamış. Sadece ahşap geçirilerek buralardan o şekilde korunması sağlanmış binanın. Bakın hemen karşıda da görüyorsunuz. Burada da hatıl boşlukları var. Yani şu şekilde boydan boya hatıllar kullanılarak bina ayakta tutulmaya çalışılmış ve temelde de aynı şekilde görüyorsunuz arkadaşlar, ama hep hatıllar, yani meşe ağaçları çürümüş. Çürüdüğü için böyle boşluklar meydana geldi ve hep toprakla dolmuştu. Hepsini çuvalladık arkadaşlar. Belki buradan yaklaşık 50 tane torba çıktı arkadaşlar. Hiç abartısız söylüyorum. Hepsini attık bunların. Bir de içleri hep, iç tarafları hep betonla sıvalıydı arkadaşlar. Hepsini attık çöpe. Ve bu pencere örülecek arkadaşlar. İlerleyenki zamanlarda sıva olacak. Ondan sonra şu taşlar değişecek arkadaşlar. Bakın şurada bir tane taş daha var, beyaz. O da ölmüş. Bitmiş durumda yani. Yağmur tüketmiş bunları. Bakın şu da aynı şekilde. Yağmur yağa yağa bitirmiş bunları. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Kalın sağlıcakla. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.